Salam Durana. Salam. Siz Koreyanlıkmı da öğrenmişsiniz. Minnettar. Bugünkü kitabınız, online kitabınız ne mi var da olur? Bugün ne hep olsa, ön kitabımızda hayatımızda çıkarması, sürülük kazanmak bilen bağlanışıklı. İlkinci eğitimlerde edilmeli, ilkinci işler vardı kurum etti. Aslında biz şu kitabımızı şeyle devam etmek istiyoruz. Yavaş nemeğini kaldırıp, aytiyan atlamızın kıyınçılıklarını kaldırıp, deyin, edilmeli işlerin kıyınçılıklarını kaldırıp, gelecekte bir biznesmenin hukuktaydan esas etmeden, biznes hukuku hep bilecek temamıza girmek. Yani gelecekte hep olsa kerhanlar neyse kurmalı, kerhanların görünüşleri, kerhanların işleri neyse kurmalı, şunlara temalara da giresimiz geliyor. İnni, biz şimdi şol tema girmeden o da şol temanın gönlüm gönlüm girsek belki has ağrı düşbilir tema, bilenler için değil de esasen biznesi teyze başlayacaklar için. Şimdi biz bugünkü temamızda aslında bir adam, yani indek telekesiliğe başlamadık bir adam. Bunu bilaymalı esasi telekesiliğe başlamak isteyen bir adamın. Bilaymalı bir yaşların, bilaymalı kâbir, vacip yadaylar var. Şunları vardı vurum etmek. Bir de şu kitabı, kitabın avtorunu Robert Kiyosaki'nin Bayi Kayaka, Garip Kayaka kitabını kökmüş bilendir. Şunun ikinci bir yeni bir kitabı var. Kitabın adı Nakit Akımı Ölçü Çeyreği. Bayatanın mali azatlığı boyunca kullanması bir kitap var. Şu kitap boyunca aslında adamın, haysa olsa bir adamın bir giydir çeşmesi var. Hemen bir giydir çeşmemiz var. Talip olsa, talip akımız var. Bir yerde işlemimiz yok, aylığımız var. Şimdi aslında şu statüsleri vardı kurum etmek. Yani adam belki de şu hattaki öl içindeyiz bir ön yadayının hoşalı mı bilir, hoşalı değil mi bilir. Şunun teknik tahtalarına. Aslında şu kitapta şeyle ediliyor. Bir ölçüye çevre edip bir girdeci şişmesini bölüklere bölüyor. Ve nerede şunu bir çizim vurup ödeyin. Yine şeyle. Nerede birinci çep tarafında birinci işer. Bir profesyonel hizmetler verenler. Bu olsa telekeçiler, yani ulu telekeçiler, belki ulu kampanyaların eğilir manetindek telekeçiler. Bir de mayedarlar. Aslında biz haysının da şunu. Yani şunu bilmek, birinci olsurda biznesi açacak olan vacip. Belki biz işer girileceğimiz, işer kategorisine geliyoruz. Bir işer, ister bir kampanyada, bir firmada karavol ol, ister sekreter ol, ister buhalter ol, ister de kampanyanın baş direktörü ol. Yani kampanyanın esaslandırısından da çıkarıyor bununla. Yani böyle aynı zahmet bilin. Girdiğiniz çeşmemiz şundan demektir. Birinci kategoride. Eğer, şu bizim gepleşimi dinleyen adamlar, ben eğer şu birinci kategoride diyem olsa, ve şu kategoriden hoşal olsa, ben boluyam bana, ayrılacağım mı, gülüncem mi, başka ne emeyerek bana diyem olsa, aslında bir gepleşimiz onunla, bundan sonra gepleştiğimiz, o kategorideki öyle adının hoşal adamları değiştirilir. Aslında şu adaydan çıkmak isteyenlere, şehadeden çıkmak isteyenler için değişli. İkinci kategorideki profesyonel hizmetler. Kim bilir misal için? Yine benim misal için hukuk masalat hizmetleri veriyen. Benim eğer hukuk masalat hizmet işim şu profesyonel kategoriye giriyor. Ya da misal için o devletlere göre kanunsuna ütkak bilir ya. Ne misal için hususi doktorlar olup bilir. Hususi iş alıp bariyen, profesyonel iş alıp bariyen, buhalterler olup bilir. Sunmadı işlerler olup bilir. Olu teyze bir yerde aylık bir işler yok. Evet, profesyonel hizmetler alıp bariyen. İkinci kategoride. İkinci kategoride olsa telekeçiler. Bu ulu kampanyanın iyisi. Ulu kampanyanın. Aslında görüyor musun? Şu ikisinin arasındaki tapavut ne mi? Şu kategorinin iyisi ilkinci başta işe başlarında işler olup başlıyor kıp yadaydı. İşler olup başlıyor, öğretin üstürüyor, belli bir yadaya geliyor. Kâbir yadayında gönlük profesyonel hizmetlere başlayıp ondan sonra üçüncü müne geçebilir. Yerde gönlük müne de geçebilir. O adam başarında varlanmışlardı. Yönü beyerdeki esas bu telekeçilik üçüncü kategorideki bizim en esas ayrıntılığı ne mi? Ol öyle işleyen yok. Sistem işletiye, bir sistem kuruyor. Hayatı da olsa bir biznes oyuncu. Sistem öyle saat yarık işlep duruyor. Şimdi dördüncü kategori var. Olan ne mi? Mayadar kategorisi. Bu adam da ne mi diye? Öyle işlemeye, bu adam pulu işleye. Mesela düşün,
bir kompaniyadan aksiyasını satın alıyor mesela. New York birjasından, yani London birjasından aksiyasını satın alıyor. Onun ehli işi, mesela çünkü kompüterin başına oturup, belki öyle ya da şu aksiyon işlerini alıp barayan kampanyalar var mesela. Çünkü Warren Buffett var mesela. Çünkü Warren Buffett ne ettiği? O senin adını başka kampanyaların aksiyasını satın alıp senin adını işletip veriyor. Aslında senin işaretin o kulunu veriyor aksiyasını. O senin adını işletip veriyor. Hani gönlün onu kampanya öyle satın almam ya şunun New York birjasına girip ya London birjasına girip ya da işte Japonya'nın birjasına girip de almak gerek yok. Şunu iş, profesyonel şu işleri etip verenlere de şu hizmetini alsan oluyor. Bir maya darlık. Ya da mesela için bozul memler, zahidiyle, ofisliyle, binalar satın alıyor. Esası bir kategorideki adamların esas etken işi. İnni, köpler için ne mi bir de emesi dahil var? Hani bu soru, yani, ha o birlikte ne mi diyen yadayı köplerden. Aslında şeyle değil. Birinci kategorideki adamların ne düşünülür? Ki aslında durmuştu adamların umumi sana davalandı köp böyle bir birinci kategoride. O şeyde olmasa mı gerek? Yani birileri işlemeli, hükmen biri işlemeli, bir rahmet çekmeli ki yani hem adam kampanyanın üyesi olsa mümkün değil. Sonun için aslında durmuşun bir kadısı hükümde şeyle ettir. Yani özünü hayat kategoride koymak aslında bir taraftan adam öz elinde. Yani dört tane kategori var. Sen hangi kategoride giresin geliyor? Birinci de oluyor mu? Oluyor. Birinci kategoridekinin yine esası nemesi onun için neme, onun için esası ne biliyor musun? Neme, işin, yani bir işin yitirmedilik ve zahmet aylık hakkı yitirmedilik. Onlar için ne esası sat? Men, onlar yani bir kavcı iş olsa, aylık hakkı yukarı olsa, zaptanın bir sosyal kümekleri olsa, premiyaları olsa, onlar için esas sat. O razı durmuşundan, birinci kategorideklerin. İkinci kategorideklerin esası nemesi, maksadı azıcık olsun, menki olsun. Esas sat, azıcık olsun, menki olsun. Yani onlar için esas sat, yüpü elinde tutmak. Yani kontrol elinde tutmak. Şeyle alandı. Onlar öyle işlerini köpten şeyden ne yandı? Yani adamı da işletmeyeli, korkuyalı, ertek gün ben işimi öğrenirli, bana bir behteş olup çıkarlar deyip. Son şey olur, bundan durmuştu finansal adaylarını alsan da yadaylar normalni, yadayları yönü bir ulu kampanyaların, ulu adların iyi sol kit paranaklı belli bir derecede öz nimetini koruyalı. Yani, bu durum eğer öz yadayının hoşarlı olsa onda da problemi yok, onda da nimi yok. Onda da şu yadayının ömrünün sonuna için devam edip biler. Bunlar için ingiliz hesap, mesela için olur saatlik, mesela için girdiğini, mesela için diyelim saatte 45 dolar kazanıyor, ya saatte 55 dolar kazanıyor, onlar şunu hesaplayalı. Ben şu hızımatı verdim, şunu bakar şey. Onlar için aylık, köpten şahitlerde aylık neyse girdiğiniz girerler, hem standart olup bilmiyor, stabil olup bilmiyor orada. Bir ayda köp girip bile, bir ayda hiç girmem bile, bir ayda ağaç girip bile. Onlar yönü, uman anında, finansal adaydan anında da boğuyu. Teşerre dediğimiz, yani telefesi çevrenin eklerim olsa onların esas sadece öyle işlemeleri buranın sistemini işlemeler ayırıp geçtik. Mahiyedarlar olsa yan kayıtışma diyerek yukarıdaki kategorideki işletiyorlar şeyler arasında. Biri onun için işler, rehme çeker, biri profesyonel hizmet veriyor, biri bir kampanyanı yönetiyor, o orada da şu pulunu oynatıyor, pulunu işletiyor, pulunu adanıyor. Şimdi aslında bir adam sol ruhatta da 3 kategoride bort bilir mi? Ya da 4 kategoride bort bilir mi? Bort bilir. Bu tarih değil, buhalter değil. Bir buhalter, işinde şeyle bir hünermen, bir kampanyada, bir ulu kampanyada değil, rahmet hakkını işlet biliyor. İşler hükmünü. Sol ruhatta da önüne gidip bir ofis, eğer şu yaşap yerine devletin kanunçunu ortak veriyen masal, ofis açıyor önüne, yanında bir tane kömek çal ya da bir ne sanat telekeçilerin buhalteri işini alıp verip biliyor. Yine şu ruhatta da 4-5 tane partnerle birleşip belki de özünü firma kurup. Şu firmada da aktif ile pasif işleyen tepavadı yok. Yani şu ödüne bir gideceğini biliyor. O kadının gideceği köfür gitti ama şu gideceğini alıp da mayadar hükümle de bir rıda aksiyel adını alıp da mayadar olup. Yani bu ruhatta da 4 kategoride olabilir. İnni. Bizi dinleyen esas yaşlımız için aslında bir gepleşimi sebebi
Şıratlar men kəzətni öz dosyalarımı bilən vaxtdaşam da şunu eşitdiyəndə deyələ kəmratlar deyə keşə deyə 10 il önçə 20 il önçə bilən məsudun deyə bu nə mənə edirdin deyə. Aslında şu adam geçti. Fiyatı mende bir kitap ve arkada kitaptan ağrıdı. Normal 40'tan sonra başarılar dedi. Aslında 40'tan sonra ulu idatlar başlar. KFC ve misal için şunlar başka da bir neyselerden misallar var. Yani esasen biz aslında şu gepleşimimizin esas maksadımız ne mi? Yaşları. Esasen 15 ve 25 yaş arasındaki yaşları. Ne için? Fiyatı benim öyle fikrimin için adamlar yani yaşlarımızda yaşlık yıllarını kızıklığı geçirgen vaqti sebebi yaşlığımı kızıklı geçirmeli. Hani yaş hakikaten bildin bir gün gitti ya. Paran şeyle oynayacak, ben bir yaş olandım. Şimdi şu an ben yaş olan ben. Belki de orta yaş mı artık bilemem yok. Yönü kızıklı geçirgen vaqtımız peydalam geçirmeli. Aslında şeyle bir laf bazen, özünü peydası olmayan adam başkasının peydası olmaz. Birinci novatta özümüze peydalı geçirmeli. İkinci novatta yakınlamızı üçüncü növbette de cemiyeti peydar etmeli. Eğer biz 15-25 yaşımızı ne il geçirsek, 30 ve sonraki yaşımızın ne il geçeceğimizi aslında biz 15-25 yaşımızda karar veriyoruz. Edin hareketlerimiz ile, edin işlerimiz ile, zahmetimiz ile. Biz yaşımızı yönelik, kızıklı geçirmekle yaşamımızı onu kırp yağdaydı, kırp yağdaydı diyen 30'dan sonra, 30 yaştan sonra kırp gençlikler baş ümide çıkıp bilir. Yani ya şu atın yıka başın oğlan olsan entek öğrenmedik, kıyız olsan entek durmuşa çıkmadık. Çok daha fazla yetip olacak yaşlar. 20 yaştan sonra köplence muza masal olup başlanıyor. Ondan sonra mesleğin atlam köp ne edivam olan yok. Yani edivam olur olan yani köp adet olacak, giyinerek adet olan oluyor. Sonun için biz aslında şirketleşmenin esası maksadı yaşları. Öz tecrübelerimizden yol açacak. Mesela şimdi ben şeyle alanda özümü bir nemeçik hizmet edin de aslında çok daha etkili ettim öyle yönü bir nemeçik de vaktimi doğru esip bir nemeçik ait bilecek. Her hakikaten okuduk, taşı yurtlarda bakalavr derecesiydik, magister derecesiydik, doktorluk derecesiydik. Aslında ben şu vakti öğrendim, student kamşeyle diye ettim. Ben pratik, yani teorika profesör olmaktan olmak yerine pratik doktor olayın. Ne manisi? Teorikan şeyle bilen bir profesör olmak, yani pratikada bunu durmuş geçirmeyen bir adam olmak yerine, ben profesörlere aktifim yok, diyecek olan adam başka. Doktor derecesinden teorikada, doktor yani ilimlerin doktor derecesinden şeyle teorikan al, yani şu olur vakti de, edil şu derecede praktikanı bil. Yani değiller hani bir kuşun bir kanatı, hiç bilmediği şeylik, yani teorik bir kanatı olsa, pratik de bir kanatı. Dinle pratik öğrenen belli yere söyleyip, ondan sonra git falan yok. Teorik hükmen gerek, ilim hükmen gerek. Yani mesela şu şeyle bırak değil ya da, Bill Gates üniversitesi formandır değil ya. En çok kullanılan sözdür. Yani Bill Gates'in ya da Facebook'un esaslandırıcı şey, şunların mesela şunu durmuş noktada, onlar aslında üniversitesi formandırlar. Yani aslında mesela Harvard, yani Harvard tip edilen üniversitede, belli vaktten sonra taşlayalı. Yani özlerinin storyalarını durmuşlarına okuyamda şeyle diye üniversitesi sormadık yani bir üniversitede kurtaracak derecede yürüte sabıklar attırlar. Onlar ne yapıttırlar? İki yıl yalak okuttırlar. Ondan sonra esasen aslında bir diploma almandırlar. Yani şu sabıkları alttırlar. Gidiptirler sonradan katına attırlar. Garvard derecesinde sabıklar attırlar. Yani hükmen şeyde üniversitenin diplomayı yazmak değil, esas ne verdi? Esas şu bilim almak. Şu bilim arttırdı. Şunun kitapları vardı, biz Atavatan Türkmenistan sahibinin ön bir durmuşları vardı. Makale, felcer metin vardı, sonra da bellek geçtik. Tabi hükmen suratı şolarım, Stanford Üniversitesi'nde olsun, belli nimeler için etkenler, ya da işte Harvard Üniversitesi'nde olsun, ya mesela şimdi Avrupa'da Oxford Üniversitesi'nde olsun, hükmen suratı bilim arttırdı. Belki kaybiri diplom almandır, belki kaybiri diplom alttır, yön hükmen bilim alttırla. Esas diplom almakta esas bilim almak. Berdeki maksadım şu. Yani diplom olan bir hani, bilim alanın görkü diyen zat. Mağnen ya da noktada diyen Garvat kutordun deyip de şun kutor alanın görkü etmek için ol belki de. Belki kevri yerlerde bir açar hükümünü olabilirsin. Yani kafini açıp bilirsin. Esas kafini açtığında sonra kutor alanı oğa. Aslında ondan sonra başlayacak esas zat. Belki diplom şudur. Yani berde sonuç için
hükmən suratda da bilim almalı. Bilim almalı, teorik tərəfdənim yetişdirməli. Ondan sonra da praktika tərəfdənim şunu amal etməli. Yəni şeylə bərabər da know-how deyə bir söz var. Şuna şu vardı ve belli geçin. Belki de vaktimiz 20 minuttan çektirmek özünü maksadımız. Adamları yad etmek değil. Şöyle 20 minuttan dolayan var bilir. Know-how ne aslında? Know-how bir adı bilgilerini. Hani bir adı mesela için bir telefon değil. Telefon belki de yönlük bir adı var bilir. Mesela bilir. Belli bir teknolojiyi ne adı kullanmalıyım görmek ediyen bir adı. İndi mesela için ben özümü know-how'a başkarak bir kesitliğimi getireyim. Know-how aslında sol dağdı, şu bilimden bir kazanç etmek. Bu kazanç etmek ben pul değil. Şunun bir kımbatlığı uğurmak. Şu bilimi, bilen adını amala uğurmak. Know-how şodur aslında. Şeyde bir söylem var da, adam diye de eğer diye de bilen bilimini amal etmese, bilen bilimini amal etmese, yani durmuşa geçirmese, başlarsın o dönem mesela düşün bir eşin üstüne diye, bir nesene kitabı koyup diye, eğitip diye bir akademiyada kurar diye. Yani şunu durmuşu amala geçirmeli. Yani ben kâdet ne istiyorum? Benim şeyde şeyde projektlerim var, şeyde şeyde taflamalarım var. Bilderek. Ben şeyde, ay aslında benim fikir etiştim değil diye. Bilderek. Ne için bilderek? Aslında bilderek değil. Yani şunu durmuşu geçirmenden sonra, sol oyuncu eğitim etmenden sonra, demek bilderek. Demek ne mi? Önce şu taflamayı, yok ben sorattı. Durmuşa geçirmek için eğitimler eğitmeli. Durmuşa geçirmeli. Yönü ne durmuşa geçirmekliğini bilmeli. İndi bir neyim ettik. Şimdi birinci safhamızda işte kitap okumak dedik, hazırlık dedik, geriden çetmek dedik. İkinci safhada da umman alamızda adamların kategorisini, yani girdi çeşmesi boyunca kategorisi vardı. Kıysa çıkma olmak verdik. Belki de bundan sonra her kim öz vardı, öz kategorisi vardı, haysi topar yerlerinde vardı bir fikir dörendir deyip ümit edeceğiz. Bundan sonra ne hipmasa, nikta vaklamızı devam eden yadayımızda başarmak için maksat koymak. Ve şunun sonra birlik adımları vardı da kıyfarsık sohbet etmek meyleştiriyoruz. Çok sağ olun, Devran'a. Veren maslahatlarına bir yaşlar için faydalı olur deyip ümit edeceğiz. Yaşınızda üstünlük arzu edeceğiz. Ne hipmasa, bundan sonra da eğer siz bizden şeyle sohbetleşmeye devam etmek isteseniz, bizi dinleyen yaşlarımızın sözü kardeşliği olursa biz ondan sonra da öz fikirlerimizi ve durmuş yollarımızdan yola çıkıp hem teorik tarzdan hem praktika tarzdan deyip olsa esasen yaşlarımızı paylaşmak isteyeceğiz. Hem bana sağ olun, Tomaş edin, Atavatan TV YouTube kanalında yerleştirdik bu gerçekleşimizi. Size peydalı olurduk, ümit edeceğiz. Maksadımız dinle peydalı olmak. Değerli biz, intelektüel telekeçilik diyen düşünceye uyuyoruz, şu düşünceye ananıyoruz. O düşüncenin esası faktörün bir önlemi peydalı bulunan vaktin kazanmak. Yani hem kazanmalı hem peydalı olmalı. Yine bir gepleşinim esası maksadım şu. Olayan sağ olun, yine gepleşinlere duşayacağım.